Herkese merhaba. Ben Tolga Özbek. Bugünkü videomuzda sizlere son dönemlerde yayınlanan savunma ve havacılık üzerine kitapları tanıtmaya çalışacağım. Unutmayın, her şeyi internetten bulamıyorsunuz veya YouTube'dan da bulamıyorsunuz. Bunların bu bilginin asıl kaynağı biliyorsunuz kitaplar ve dergiler. Günümüzde kitaplara ve dergilere ulaşmak artık çok daha kolay. Sadece bunların kağıt baskıları değil. Örneğin e-kitap, e-dergi haline getirilmiş yayınlara İnternet üzerinden de ulaşabiliyorsunuz. Belki küçük bir ücret ödüyorsunuz ama bilginin asıl kaynağına ulaşmak için bu ödenen ücretler de gerçekten fazla değil. Hem e, bu kitapları alarak, e-kitapları veya e-dergileri alarak yayıncılara, yazarlara katkıda bulunuyorsunuz. Bir yandan da kendiniz doğru bilgilere doğru şekilde ulaşmış oluyorsunuz. Eğer bu konuda kendini geliştirmek isteyen arkadaşlarımız varsa lütfen kitap ve dergileri iyi bir şekilde takip etmelerini ben tavsiye ediyorum. Hadi birlikte son kitapları inceleyelim. İlk bakacağımız kitap FNSS yayınları içerisinde bir prestij kitabı olarak yayınlanan T26B Seyyar Çelik Kale. Büyük boy gerçekten çok keyifli bir kitap. tek bu kitapla ilgili ilk başta söyleyeceğim tek olumsuz şey FNSS'in prestij yayın olması. Ne yazık ki satışta değil ama o kadar büyük bir talep var ki Belki FNSS bunu duyar ve daha küçük versiyonunda bir şekilde satışa sonar veya bunu e-kitap olarak belki kendi web sitelerine yüklerler. Gerçekten Türkiye'deki zırhlı araç tarihi açısından da çok önemli bir kaynak. Benim için de ayrı bir yeri var niye diye sorarsanız. Ben askerliğimi 2002-2003 yılları arasında Isparta'da o zamanki ismiyle 40. Hafif Piyade Eralay Komutanlığı'nda yaptım. Ve bulunduğumuz tabur bölgesinde Eski 2. Dünya Savaşı'ndan kalan Sherman tanklarının birer ee, iskeleti vardı. İskelet olarak tabir edilirdi. Paletleri çıkmış işte top tertibatı bazılarının kulesi sökülmüş. Eğitim arazilerinin içerisinde bunlar yer alırdı. Zaman zaman mesai'den sonra bu tankların içine girerdik. Hatta ben böyle e, tanklarla oynardım. Bir, bu oyunlar bir yere kadar devam etti. O da şuydu. Bir yaz günüydü. Bu tankın içerisine girdim. Sürücü koltuğuna oturdum ve tam o sırada böyle gün batmak üzereydi. Tam sürücünün karşısında bir yaban arısı yuvasıyla karşılaştım. Tankın içerisindeki bir arkadaşım daha vardı. Ona çok sessiz, sakin bir şekilde yavaş yavaş biz bu tanktan çıkalım dedim. Niye dedi? Çıkmamız gerekiyor dedik. Ve yavaş yavaş hiçbir şekilde o arıları, eşek arılarını rahatsız etmeden tankın içerisinden çıktık. E, çıktık ve uzaklaştık. Uzaklaştıktan sonra bunu söyledim. Eğer o eşek arıları bizi görüp muhtemel e, gün batımı ve çok karanlıktı tankın içi görmediler diye tahmin ediyorum. Eğer bir şey yapsalardı tabi bu videoyu şu an pek çekecek durumda olmayabilirdim. Şimdi diyeceksiniz ki T-26B tankının özelliği nedir? Tanklar 1. Dünya Savaşı'nda ilk olarak kullanılmaya başlıyorlar ve arkasından da hızlı bir gelişim içerisinde ve en büyük etkilerini 2. Dünya Savaşı'nda Almanlar gösteriyorlar. Tabi karşılığında da işte Sovyet olsun, Amerikan olsun, İngiliz tankları da savaş alanlarına iniyor. Türkiye'de bu tank ve zırhlı araç konusundaki gelişmeleri yakından takip ediyor. 1932 yılında İsmet İnönü Başbakan Rusya yaptığı bir ziyaret sonrasında Rusya Türkiye'ye T-26 tanklarından hediye ediyor ve bu tanklar getiriliyor ve bu şekilde ilk birlik kuruluyor. Türkiye tabii o 1930'lu yılların türbülanslı günlerinde çünkü İkinci Dünya Savaşı'nın yaklaştığı başta Atatürk olmak üzere bu yönetim ekibi tarafından çok dikkatle gözlemlenmiş durumda. Ortalık karışacak, Türk ordusunun güçlenmesi lazım ve tanklara ihtiyaç var. Ve bu konuyla ilgili farklı farklı devletlerle anlaşmalar yapılıyor. O dönemde bakıyorsunuz işte Amerika'dan da, İngiltere'den de, Almanya'dan da silahlar, uçaklar, gemiler veya zırhlı araçlar mesela alınıyor. Sovyetler Birliği'nden bu T-26 tankları geliyor ilk birlik kuruluyor ve ilk tank taburunun komutanı da Yarbay Tahsin Yazıcı. Tahsin Yazıcı ismini 1930'lardan sonra 1950'lerde Kore'de duyuracağız. Kore Savaşı'nda Türk Tugayı'nın komutanlığında Tahsin Yazıcı üstlenecek. Ve bu birlik kurulduktan sonra, ilk tank taburu kurulduktan sonra T-26 tanklarıyla Türk kara kuvvetleri de zırhlı araç ve tanklarla tanışmış oluyor. 1932'den sonra Türkiye'nin Trakya manevraları var. Bulgaristan'la ilgili yaşanan problemler var ve bir güç gösterisi yapılıyor bununla ilgili. Arkasından Hatay'a pek karışıyor. Hatay'la ilgili tüm bu böyle bütün o karışıklıklarda Türkiye'nin gücü olarak T-26 tankları öne çıkıyor. Ve tabii ki 1942 yılına kadar bu tanklar hizmet ediyor ve 42'den sonra yedek parça sıkıntıları, savaşın getirdiği işte ikmal zorlukları nedeniyle envanterden çıkartılıyor. 3 kişilik bir tank T-26B. Ee, en fazla menzili 80 kilometre. Saatte 10 kilometre hızla gidebiliyor. Ve tepesinde 45 milimetrelik bir topu. Onun üzerinde de 7.62 bir makinalı tüfeği var. Ee, bu tanktan günümüze kaldı mı sorusunun cevabının ise kitabın ikinci bölümünde çok güzel bir hikayesi var. Bu hikaye Profesör Doktor Serhat Güvenç tarafından kaleme alınmış. Ee, bu hikayede de Serhat Güvenç'i ben uzun yıllardır tanıyorum. Serhat abimiz kendisi e, Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve gerçekten uluslararası dış politika konusunda, denizcilik konusunda derya bir insan. Fakat tabii bir başka özelliği de özellikle işte Kıbrıs Barış Harekatı olsun, askeri konular olsun, havacılık konusu olsun bu konuyla da ilgili çok fazla çalışmaya da imza atmış bir akademisyen. T26 B'lerden kalan bir tanesi bugün e, Harbiye'deki, İstanbul Harbiye'deki askeri müzede sergileniyor. Serhat abi onun hikayesini çok güzel yakalamış. Tahsin Yazıcı demiştim. Tuğ General Kore Kuvvetleri'nin komutanı ve tabi 1930'larda ilk tank taburunun komutanı. Onun oğlu Bilal Yazıcı da kara kuvvetlerine giriyor ve tankçı oluyor babası gibi. E, binbaşı rütbesine kadar da görev yapıyor. Bu tankı Uzun yıllar sonra Çatalca'da tespit ediyor bir tane tankın kaldığını tespit ediyor hatta birliğin giriş nizamiyesine konmuş. 1942 yılında bu tanklar emekli edildikten sonra çakılı top mevzisinde kullanılmak üzere görev verilmiş. İşte Bir kısmı doğuda bir kısmı da Çatalca'da ee sabit ee bir tank vurma görevi böyle sabit olarak kullanılmış yürüyen aksamının dışına toplarından yararlanılmaya çalışılmış. Ve bu araçlardan bir de kalmış. Kendisi bu aracı bulduruyor. Arkasından Harbiye'deki müzeye getiriliyor. Ve burada restorasyonu tamamlanıyor. Hatta önünde de çok güzel bir poz vermiş. Serhat abi de bunlarla, Serhat Güvenç de bu olayla ilgili çok güzel bir makale yazmış. Ne yazık ki bu tankın 2010 yılında teslimatından kısa bir süre sonra da kendisi vefat etmiş. Ve bu kitabın da yazılmasına vesile olmuş. Öncelikle bu yayını çıkardığı için FNSS'e çok teşekkür ediyoruz. Yazarı Abdullah Turhal. Abdullah Turhal da meraklı bir modelci. Altar model diye işte özellikle figür konularında epey bir çalışma yapmış kendisi. Bu kitabı da kazandırdığı için teşekkür ediyoruz. Umarız FNSS önce bunu web sitesine yükler e-kitap olarak veya daha küçük boyu belki bir gün satışa sunar meraklarıyla buluşur diye umuyoruz. Ve umarız da bu serinin devamı gelir. İnceleyeceğimiz ikinci kitap TÜBİTAK yayınlarından çıkan bir avcı tayyaresi yapmaya karar verdim. Nuri Demira NUD 40'ın hikayesi kapak fotoğrafından da görüyoruz. Çift motorlu bir avcı uçağı önde motoru var ve arkada motoru var ama enteresan kısım 1930'larda bu uçağın tasarlanmış olması. Yazarı Emir Öngüner. Emir Bey bu konularla ilgili kendisi Almanya'da yaşıyor. Doktora sahibi bir Akademisyen, havacılık konularıyla ilgili Türkiye'deki savunma sanayi olsun e, akademik kuruluşlarla ilgili çok güzel makaleleri var ve inanılmaz kaynaklara ulaşarak adeta ince böyle dantel gibi işleyerek araştırmalarını yapıyor. Nuri Demir abi biliyorsunuz, e, soyadı Atatürk tarafından verilmiş e, ve önemli bir girişimci cumhuriyet döneminin hatta bugünlerde işte Türkiye Cumhuriyeti'nin yaklaşık 10 bin kilometre demiryolu var ve o dönemde. 1250 kilometresi Nuri Demirağ tarafından yapılmış. Olay sadece ray döşemek değil. Tünellerin yapılması, viyadükler, şunlar bunlar derken gerçekten çok büyük bir inşaat çalışması. Ve kazandığı bütün parayı da tekrar eğitime ve arge çalışmalarına yatırmış. Ve hatta bir uçak fabrikası kurmuş. Kendi adıyla Nuri Demirağ Uçak Fabrikası. Uçak fabrikası da Beşiktaş'ta şu an Deniz Müzesi'nin bulunduğu yerde bu uçak. Bir kısmı bu müzenin yıkıldı oraya bir otel yapıldı. Bu uçak fabrikasında tasarlanan yerli uçaklar daha sonra Yeşilköy'e götürülüyor. Yeşilköy'de test uçuşları yapılıyor. İlk metal gövdeli yolcu ve askeri savaş zamanında bombardıman uçağına çevrilebilen NUD-38 gibi böyle çok enteresan modeller var. İşte o modellerden biri de ben bilmiyordum Nuri Demirhan nud 40 modeli bu gördüğünüz savaş uçağının tasarımı yapılmış. Bu savaş uçağının tasarımı için tabii ki rüzgar tüneli çalışmalarının yapılması lazım. Bunlarla ilgili uçağın ölçekli maketi teknik bilgiler Almanya'ya gidiyor. Fakat Almanya'da tam bu 1937-38 yıllarında artık böyle savaş başladı başlayacak dönemde çalışmaları yapılıyor ama bu uçak ne yazık ki hayata geçirilemiyor. Onun belgelerine ulaşmış Emir Bey ve gerçekten bu Tayin'in büyük bir desteğiyle bu kitap çıkıyor. Zaten girişinde de Temel Kotilin, Tusaş Genel Müdürü Temel Kotilin'de bir giriş yazısı var. Hatta geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Tusaş'a bir gezi yapmıştı. Tusaş'taki gelişmeleri incelemek üzere masasının kenarında da bir Neude 40 uçağının modeli vardı. Çok güzel fotoğraflarla inanılmaz güzel bir anlatım. Türk Havacılık Tarihi'ne meraklıysanız bu kitabı size tavsiye ediyorum. TÜBİTAK yayınlarından çıkmış. İnternet üzerinden de çok rahat sipariş verip hemen evinize de geliyor. Bu pandemi koronavirüs günlerinde bu kitaplar ilaç gibi desek tam yere. Üçüncü tanıtacağımız kitap İHA İnsansız Hava Araçları. Ee, biliyorsunuz dronlar, insansız hava araçları inanılmaz böyle bir birkaç gramdan başlayıp tonlarca ağırlığa kadar ilerliyor ve ülkemiz de bu konuda çok iyi. Ee, bu kitap temel bilgiler, kullanım alanları, neler yapılıyor, hukuki altyapısı, eğitimi gibi böyle akademik bir çalışmayı çok güzel bir şekilde sunmuş vaziyette. Merakları baksın. Bu kitabın da ana sponsorluğu Dasal şirketinin Dasal şirketi savunma sektörünün yeni şirketlerinden biri geliştirdiği İHA sistemleri giderek daha fazla hem ülkede hem silahlı kuvvetlerimiz hem güvenlik güçlerimizde kullanıma giriyor. Daha ufak, çok daha efektif, farklı farklı alanlara üretim yapıyor ve önümüzdeki aylarda bu tür ürünleri daha ağırlıklı sivil olarak da görmeye başlayacağız. Gerçekten eğer ee, insansız hava araçları konusunda işte eğitimi, hukuksal altyapısı nedir gibi konulara meraklıysanız Haydar Ateş ve Murat Düzgün'ün editörlüğünde hazırlanmış bu kitabı almanızı size tavsiye ederim. Bir başka kitabımız orada neler oluyor? Kaptan Pilot Beli Okkalıoğlu'nun kitabı bu. Türk Hava Yolları'nda Beli Kaptan görev yapıyor ve gerçekten çok keyifli bir anlatımla işte bir havayolu pilotu havada hangi sorunlarla karşılaşıyor. Arada çok güzel anılar, işte başlarına gelen komik olaylar, bunların çözümlemi komik bazen de acı olaylar. CRM olarak adlandırılan işte ekiple olan koordinasyonu, karar verme, neler geldi, bazı şeyler kitapta yazmıyor kurallarda. Çok güzel bilgiler var. Arada da kendisi aynı zamanda Türk Hava Kuvvetleri'nden emekli bir F4 pilotu. E arada çok küçük güzel de bir anısını ben size aktarmak isterim. Değişim pilot olarak Alman Hava Kuvvetleri'ne gidiyor. Alman Hava Kuvvetleri'nde F4'lerin bizde E modeli var. Onlarda F modeli var. Orada görev yapıyor. Ve bir gün tatbikatta Almanya'dan kalkıyorlar. Havadan yakıt ikmali yaparak Kanada'ya uçuyorlar. Bu uçuşun da hikayesini yazmış tabi bu sivil yaşantısının yanı sıra. Gerçekten böyle sorulara çok farklı böyle bir klasik kaptan pilot kitabı değil. Çok farklı ve e, Türkçesi de çok güzel. Beli Kaptanı. inanılmaz da böyle keyifli keyifli yazmış. Böyle bir oturuşta bitireceğiniz bir kitap. Sivil havacılığa meraklıysanız ve bu tür sorular aklınızı kemiriyorsa ben bu kitabı da sizlere tavsiye ediyorum. Evet biraz daha sivil havacılıktan devam edelim. Ömer Evren Kuzu. Binbir Fit Masalları. Gerçekten e, Binbir Fit derken hani Binbir Gece e, Masalları gibi yazılmış. E, Ömer Evren Kuzu bir dönem Steward yani erkek kabin memuru olarak Türk Hava Yolları'nda görev yapmış. Bunun bir roman olduğunu belirtiyor ama anlattığı konular özellikle e, böyle işte 2005-2006'dan başlayıp 2014-2015'e kadar bu geçen süre içerisinde çok 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 enteresan enteresan olaylar var. İşte uçuş eğitimi, yaşananlar, içerideki olaylar, gelişmeler e, yolcularla ilgili yaşadıkları diyaloglar isim verilmiyor ama çok çok gerçekçi olaylar var. E, ve de böyle benim ve okurken gözlerimin fal taşı gibi açıldığı yerler de var. Eğer sivil havacılığa, kabin konularına meraklıysanız gerçekten bin bir fit enteresan bir kitap okumanızı tavsiye ederim. Şöyle biraz tarihe doğru gidersek Vece Yurkuş biliyorsunuz Türk havacılık tarihinin efsane isimlerinden biri. Orhan Bahtiyar'ın Vecihi adlı kitabı tekrar basıldı. Vecihi Kara Tehlike ee, kitap aslında Vecihi Hürkuş'un e, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'ndaki yaşamına e, birebir böyle bir belgelerden yola çıkarak e, anlatıyor. Hayatıyla ilgili işte günlük gelişmeleri şunları ama sonuçta tabii bu bir roman e, buradaki roman tarihi bir gerçeklikle de belgeler üzerinden de yola çıkılarak yazılmış ama tabii ki bir roman olduğunu unutmamakta fayda var ve Cuhur Kuş gerçekten Türk hem askeri hem sivil havacılık tarihine birçok ilke imza atmış bir pilotumuz, uçak tasarımcımız, uçak imalatçımız, havacılık yayıncımız ve çok 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 farklı farklı alanlarda bir şeyler yapmış, yaptıklarını da kendi anılarıyla çok güzel anlatabilmiş bir Türk havacılık kahramanı. Bu Türk kahramanlara neden ihtiyaç var? Çünkü gençlerimizin rol model olacak insanlara ihtiyaç var. Bu açıdan da eğer Vecihi Hürkuş'un biraz hayatını tanımak, biraz da roman tadında okumak isterseniz Orhan Bahtiyar'ın kitabını size tavsiye ederim. Ve sitemizin de yazarlarından Doktor Abdullah Nergiz'in kitabında hemen bir belirtmem gerekiyor. Devlet Hava Yolları Türkiye'de sivil havacılığın doğuşu 1933 ile devlet hava yollarının kurulmasıyla başlıyor ve 1956'ya kadar olan bölümü Abdullah Nergiz gerçekten böyle Doktora tezi aslında bu. Doktora tezi biraz daha kitap haline getirilmiş durumda. Burada işte kurulan e, İtalyan şirketi bir deniz havayolu şirketi var. Aero Espresso. Türk Hava Yolları'nın ilk günleri, o günkü şartlar, 2. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra işte mesela bir sürü nakliye uçağı, Amerikan Hava Kuvvetleri'nin Mısır'da kalıyor. Bunlar Türk Hava Yolları tarafından satın alınıyor gibi farklı farklı olaylara kaynaklarıyla bir çünkü doktora tezi bu. Amerika'da olsun, İngiltere'de olsun çok uzun zaman araştırmalar yaptı Abdullah Nergis. Onların ışığıyla bakmış gerçekten güzel bir kitap. Ee, Vakıf Bank'ın kültürel yayınları arasında çıkmış. Hem böyle bir ufak bir boyutta ama gerçekten içeriği dolu dolu bir kitap. Eğer o dönemlere meraklıysanız okumanızı ben tavsiye ediyorum size. Umarım tabi bu arada da 1956'dan sonrası e, aşamalar halinde de Abdullah Nergiz'in kaleminden okumak dileğiyle diyelim. Gelelim son kitabımıza Hava Kuvvetleri'nde 40 Yıl Emekli Kor General Erdoğan Öznan'ın kitabı bu. Bu kitap 1999 yılında çıkmış ama ben uzun süredir ulaşmayı bulmayı hedeflerken e, bulamadık bu kitabı. Sonrasında ise geçtiğimiz günlerde sahaflardan e, temin ettim. Enteresan kitaplar var gerçekten havacılıkla ilgili. Ee, Erdoğan Öznal 1957 yılında Havarba Okulu'nu bitiriyor. bitiriyor. İşte Diyarbakır'da F-84G'ler, F-84F'ler ondan sonra F-100'lerde görev yapıyor. Ee, arkasından general oluyor ve kor general rütbesine kadar geliyor. 1950'lerde, 60'larda, 70'ler, 80'ler ve 90'ların hava kuvvetlerine çok detaylı bilgilerle paylaşmış, hani böyle bir boş bir anı kitabı değil. Çünkü işte bazen anı kitapları çıkıyor. Ne suya dokunuyor, ne sabuna dokunuyor. Burada aslında hem bir yoğun bir askeri anlatımın yanı sıra bazı krizlerde nasıl karar alınıyor veya işte bir pilot hep uçmaya odaklanmış ama bir yerden sonra yönetici oluyor. Sorunları nasıl çözüyor? ne tür hareketler yapıyor, dış gelişmelere karşı nasıl pozisyonlar alınıyor gibi gibi böyle çok farklı farklı konulara bir yönetim dersi gibi sunulmuş. Bu yüzden de Erdoğan Özdal'ın kitabı önemli bir anı kitabı çünkü çok doğru tespitleri var. İşte o tespitlerden bir tanesi de bir savaş uçağı seçmek, bunun ne kadar uzun bir süre planlamalarının yapıldığı, nasıl bir karar aşamasından geçtiği, Etkilerinin neler olduğu gibi 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 böyle alt alta bir sürü bir şey madde yazıyorsunuz. İşte bugünlerden insanlar çıkıyor. Hemen de işte Yunanistan şunu aldı, hemen şunu alalım. Yani bu tabii marketten gidip deterjan almaya bir kilo pirinç almaya benzemiyor. İnanılmaz büyük kaynaklar harcanıyor. Ama bunun arkasında çok ciddi bir çalışma var. Alternatifleri koymak gerekiyor. Bu açıdan da böyle bir, bu 1999'a yazılmış bu kitap ama çıkmış ama 99'a çıkmış daha doğrusu 21 yıl geçmiş üzerinden ama. Böyle bir okuduğunuz zaman e, aklınıza farklı farklı konular geliyor. O yüzden de bu tür böyle anı kitaplarını bulursanız, sahaflardan meraklıysanız tabii bu konulara e, almanızı ben tavsiye ederim size. Bugün size son dönemde çıkmış kitapları veya benim alıp okuyabildiğim kitapları size anlatmaya çalıştım. Başta da belirttiğim gibi lütfen kitapları alın, dergileri alın. Gerçek bilgiler burada. Geri kalan işte... Ben bir şeyler anlatmaya çalışıyorum, bilgi vermeye çalışıyorum videolarımda. Dilim ne kadar dönerse yanıldığımız noktalar oluyor, yanlış bilgiler zamanla olabiliyor ama çoğu YouTube'daki videolar ne yazık ki işte hamaset, saçma sapan bilgiler, böyle halkın biraz da diyelim hani böyle bir havasını almak üzere yapılmış şeyler var. Gerçek bilgiler kitaplarda, dergilerde lütfen onları takip edin, düzgün yayınları okumaya çalışın. Başta da belirttiğim gibi e-kitap, e-dergiler de var artık. Oturduğunuz yerden e, ulaşmak çok daha kolay. Bunları ben okumanızı tavsiye ederim. Size i̇şte birçok arkadaş diyor ki ya diyor işte bunlar diyor yabancı yayınlar, şunlar bunlar okuyamıyoruz. Yapacağınız çok basit bir şey var. Google Translate'e bunları kopyalayıp yapıştırmak. Tamam, birebir bir ter tercüme değil. Yalan yanlış şeyler de çıkıyor ama içinde en azından ne olduğunu anlamanız açısından önemli bir program bununla ilgili. Oturun lütfen bol bol okuyun ki bu konuyla ilgili bilgi dağarcınız artsın. Hayata bakışınız daha geniş olsun. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, abone olduktan sonra yanlarda bir e, zil sesi, zil yeri var. Zile tıklayın ki bildirimler gelsin size videomuz yüklendiği zaman. Bizleri bu şekilde daha yakından video yüklendiği zaman takip edebilirsiniz. Detaylı havacılık haberleri tolgozbek.com sitemizde. Sizi oraya da bekliyoruz. Yarın Yeni bir videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.